ve Ankara'ya dönüyoruz. Karşımızda Ankara stüdyomuzda Mehmet Özmen var ve Mehmet Özmen bize Ankara gündemini aktaracak. Tatil ama tatil dışında ne gibi gelişmeler yaşanacak? Bugün neler bekliyoruz Ankara'dan? Mehmet Özmen karşımızda. Evet Mehmet Özmen, söz sende, söz sana bırakıyoruz. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Ahmet Keser. Dediğiniz gibi tatil olması nedeniyle Ankara oldukça sakin. Arkamda izleyenlerimiz de görüyordur. Konya yolu oldukça boş gözüküyor. Trafik yoğunluğu olsa daha önceki normal zamanlarda daha yoğun olurdu bu trafik. Ankara'nın gündemine gelmek istiyorum. Tabii ki bu tatil de ister istemez Ankara'nın gündemine de yansımış oluyor. Sadece bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüşecek. Saat 15'te başlayacak olan görüşmeyi yakından takip etmiş olacağız. Tabii ki Türkiye Filistin'le, Kudüs'le, Mescid-i Aksa'yla çok yakından ilgileniyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz süre içerisinde İsrail Mescid-i Aksa'nın bahçesinde Filistinli gençleri katletmişti. Ardından ise Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştı. Bunun tartışmaları çok sıkça yaşanmıştı. Ve hatta ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imkanı olan Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etsin açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Kudüs'e yönelik yoğun bir talep söz konusu olmuştu. Bu talebin ardından Türk Hava Yolları bir açıklama yaparak bir kampanya başlattığını ifade etmişti. Fakat tur şirketlerinden bize gelen şikayetlere göre bu kampanya tam manasıyla maalesef uygulanmıyor. Türk Hava Yolları yetkilileri umarım bu konuda daha güzel bir çalışma ortaya koyarlar diyelim. Tabii ki Ankara'dan takip ettiğimiz bazı başka farklı meseleler de var. TürkSat'a değinmek istiyorum bugünkü konumuzda. TürkSat'ta neler oluyor diyeceğiz. Peki TürkSat'a neden girdik? Gerçekten de çok hassas bir kurum olduğu nedeniyle bugünkü konumuz TürkSat olacak. Peki nedir mevzu? Şu efendim, Meclis 15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu TürkSat'a giderek bir briefing almıştı ve komisyon üyeleri TürkSat'ta ziyarette, incelemelerde bulunmuştu. Bu ziyaret 2 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşti. Gazeteciler olarak biz de oradaydık. Oradaki incelemeler sırasında dikkat çeken bir husus vardı. 2 Aralık 2016 tarihinden itibaren bugüne kadar bu hususa şahsen bir cevap bulamamıştım. Bunu sorgulamak için TürkSat meselesine girmek istiyorum. Orada şöyle bir durum hasıl olmuştu. 2 Aralık 2016 tarihinde gazetecilerin de bulunduğu bir toplantıda masanın bir ucunda TürkSat yetkilileri, yani TürkSat Genel Müdürü Cenk Bey vardı. Diğer bir ucunda ise komisyon üyeleri ve TürkSat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vecdi Gönül bulunuyordu. Komisyon üyelerinden bir tanesi TürkSat Genel Müdürü Cenk Bey'e şöyle bir soru yöneltmişti. 17-25 Aralık ile 15 Temmuz tarihleri arasında TürkSat'tan kaç kişi FETÖ'den soruşturma geçirdi, kaç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı şeklinde bir soru yöneltilmişti. TürkSat Yönetim Kurulu Başkanı'nda bulunduğu bir anda TürkSat Genel Müdürü'ne komisyon üyeleri böyle bir soru yöneltmişti. Bu soruya TürkSat Genel Müdürü Cenk Bey cevap vermek istedi. Fakat tam karşı karşıya göz göze geldiği Vecdi Gönül'le göz göze geldi. Vecdi Bey, Sayın Vecdi Bey TürkSat Genel Müdürü'ne bir göz işareti yaparak soruya cevap vermemesini istedi. Ve bunun üzerine Sayın Vecdi Gönül devreye girerek şöyle bir açıklamada bulundu. Efendim, bu sorunuza mümkünse yazılı olarak cevap verelim demişti. Biz bu sorunun peşine düştük. Ankara Akit TV ekibi olarak bu sorunun peşine düştük. Araştırma komisyonu üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdim. Yaptığım görüşmeler doğrultusunda TürkSat'tan Meclis Araştırma Komisyonu'na böyle bir soruya cevap verilmediğini
öğrendim. Tabii ki bu yayına bağlanmazdan önce de son 2-3 gündür özellikle bu sorunun cevabını aramak için TÜRKSAT yetkilileriyle de görüşmelerde bulundum. TÜRKSAT Genel Müdürü Sayın Cenk Bey'i aradım. Özel Kalem Müdürü telefona çıktı ve dedi ki biz bu konuyla ilgili Ulaştırma Bakanı'nın basın danışmanıyla konuşmanız gerekiyor dedi. Biz tabii ki sorumuzu Sayın Genel Müdür'e iletilmesi için not bıraktık. Bir gün sonra ise tekrar aradığımızda Ulaştırma Bakanı'nın basın danışmanını aramamız istendi. Ulaştırma Bakanı'nın Sayın Basın Danışmanı'nı aradığımızda ise bu bilgilerin gizli olduğunu ve açıklanamayacağını ifade etti. Düşünebiliyor musunuz? Soru şuydu, tekrar ediyorum soruyu. 17-25 Aralık ile 15 Temmuz tarihleri arasında TÜRKSAT'tan kaç kişi hakkında FETÖ soruşturması yapıldı, kaç kişi FETÖ'den açığa alındı veya atıldı ya da işlem yapıldı? Soru buydu. Bu soruyu kim sordu? Orada Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu sordu. Ve bu soru bu Darbe Araştırma Komisyonu'na cevap olarak gönderilmedi. Bu sorunun cevabı Darbe Komisyonu'na verilmedi. Biz bunu sorduğumuzda ise, bu sorunun peşine düştüğümüzde ise Ulaştırma Bakanı'nın Sayın Basın Danışmanı bu bilgilerin gizli olduğunu ifade etti. Bütün bunlardan sonra tabii ki biz yine soruyoruz sorumuzu. Birinci sorumuz şu, hem TÜRKSAT yetkililerine hem de Sayın Ulaştırma Bakanımıza sormak istiyoruz. Birinci sorumuz, Meclis Araştırma Komisyonu üyelerinin sormuş olduğu 17-25 Aralık ile 15 Temmuz arasında FETÖ'den kaç kişi atılmıştır? Kaç kişi hakkında soruşturma işlemi başlatılmıştır? Sorumuz, birinci sorumuz bu. Tabii ki efendim bir noktaya da değinmek istiyorum, o da şu. Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyelerinin orada bulunduğu anda Sayın Genel Müdür Cenk Bey'e ve Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül Bey'e Akit Medya Grubu olarak röportaj talebinde bulunduk. Röportaj talebimize her iki isimden ise hayır yanıtını aldık. Tabii ki bu nokta yanlış anlaşılmasın. İşte Akit'e röportaj verilmedi de bu soru gündeme getiriliyor şeklinde yanlış anlaşılmasın. O gün bugündür Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyelerinin TÜRKSAT yetkililerine sorduğu soru hep aklımda bir soru işareti olarak kalmıştı ve bu sorunun peşine düşmüş olduk. Tabii ki ben bu soruyu gündeme getirirken farklı bilgiler de var elimize gelen, farklı belgeler de var. Onu da zamanla kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Sadece bize değil, TÜRKSAT yetkililerinin hiçbiri hiçbir basın yayın kuruluşuna konuşmadı, demeç vermedi, röportaj vermedi. Sadece kendileri değil, 15 Temmuz gecesinde o orada bulunan, o hain geceyi bizzat yaşayan TÜRKSAT personellerinin hiçbiri basına konuşturulmuyor. Basın yasağı getirilmiş durumda. TÜRKSAT'ta neler oldu o gece? Neden bu bilgiler gizleniyor? Neden TÜRKSAT personelinin basına konuşmasına yasak getiriliyor sorularını yöneltiyor ve sözü Ahmet Keser'e bırakıyorum. Mehmet Özmen, teşekkürler. Yarın yine bağlanacağız sana. Yine Ankara gündemini senden alacağız.